Sen ne geziyorsun? Buradan kim uyanıp tutuyor kadına? Uyuyakalmış kalmamış artık bir önemi yok hocam. Karaciğer fonksiyon testleri çıktı. Tanı koymamıza da gerek kalmadı çünkü hastamızın yeni bir karaciğere ihtiyacı var. Of. Kadında ne sorun olduğunu bulamazsak yeni bir karaciğer alamaz. Tanı koymamız lazım. Siroz testi için 8, hepatit testi için 12 saate ihtiyacımız var ama. Vakit yok. Hastanın karaciğeri en fazla 6 saat dayanabilir. Pes edelim o zaman. He? Bırakalım. Ne olacaksa olsun. Akışına bırakalım. 6 saat içerisinde tanı koyabileceğimiz ve iyileştirebileceğimiz hastalıklara odaklanmalıyız. Böyle bir hastalık yok ne yazık ki. Erkek arkadaşı kadına kanını vermişti öyle değil mi? Verdi. Verdi de. Demek ki bizim kumruların kan grupları aynı. Harika. Bu işimizi kolaylaştırır. Kendisini terk edecek biri için karaciğerinin yarısını vermesini istemeyeceğiz herhalde adamdan. Ne yapacaksın Zeyno hocam? Bizim kumruların ayrılıkları biraz olaylı geçecek. Selam. Ben Ateş Hekimoğlu. Vakadan sorumlu doktorum. Melis'i uyanık tutmaktan neden vazgeçtiniz? Ne oluyor? Melis. Akut karaciğer yetmezliğim var. Sana kan nakli yapmaya ve laktüloz vermeye devam edeceğiz. Fakat karaciğerin temizleyemediği toksinlerin kanda birikmesini engellemek için yapabileceğimiz bir şey yok. Ne yazık ki. Ne demek yapabileceğimiz hiçbir şey yok? Bir iki saat içinde komaya gireceksin. Bir daha uyanamayacaksın. Edemezsiniz. Onu bu hale getirenin ne olduğunu öğrenmek zorundasınız. Vakit yok. Ona tanı koymamız için yeterli vakit yok. Biz test sonuçlarını beklerken karaciğeri iflas edebilir. Hiç mi bir şey yapılamaz doktor bey? Karaciğer nakli yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapılabilir ama işe yaramaz. İlk karaciğerini yiyip bitiren her neyse ikincisine de aynı şeyi yapar. Nakil sadece... Sadece ne doktor bey? Lütfen söyleyin. Vakit kazandırır bize. Onu iyileştirecek tanıyı koymamız için vakit kazandırır. Ama taş çatlasa o da iki gün. Size boşu boşuna umut vermek istemiyorum. Organ Nakil Konseyi tanısı konmamış hiçbir hastaya nakil izni vermez. Ben donör olamaz mıyım? İkimizin kan grubu aynı. Olabilirsin. Olabilirsin. Karaciğerinden bir parça olabiliriz. Kolay bir işlem değil yalnız bu. Riski bayağı... Risk benim umurumda değil doktor bey. Yeter ki Melis yaşasın. Çok şanslısın. Sana bu kadar değer veren birisi olduğu için çok şanslısın. Aklından çıkarma bunu.
Evet, 36 saatimiz var sayemde. Saksı zamanı. Şimdi hangi canavar karaciğeri yer, uykuyu kaçırır ve kanamaya neden olur? Ayırıcı tanı. Aşağı! Akın Melis'in onu terk edeceğini biliyor mu? Bilmiyorum. Lafı açılmadı. Biliyorsun insanların özel hayatlarına karışmayı sevmem. Gelsin. Terk edileceğini bilse belki de karaciğerini vermeyecek. Belki de kendini riske atmayacak hocam. Belki sen tanıştığın ölmek üzere olan her insanla yakınlık kurmasan, böyle bir patolojik ihtiyacın olmasa, biz de böyle bir etik ikilemden haberimiz olmadan mutlu mesut yaşayacağız, işimize odaklanacağız, ayırıcı tanımızı yapabileceğiz. Alerji testi negatifti. Nadiren de olsa hepatit virüsleri karaciğer yetmezliğine ve uyku bozukluklarına yol açar. Olamaz. PCR testleri normaldi. Etik bir ikilemle karşı karşıyayız şu an. Farkında mısınız? Hayır hayır değiliz. Devam et sen Nişantaşı. Bakma ona. Gel buraya. Dalakta bir tümör veya Hodgkin dışı lenfoma olabilir mi? Yani yaşı buna müsait. Güzel. Olabilir. Kanamayı açıklar, karaciğer yetmezliğini de açıklar. Ya biz dürüst olursak, adama gerçeği söylersek belki de kendini riske atmayacak. Bunun neresi etik ikilem değil acaba? Bunlar tıbbi bilgiler değil. İlgimi çekmiyor, beni ilgilendirmiyor. Devam, Nişantaşı. Hadi gelsin. Wilson hastalığı kan hastalıklarına yol açar. Bu da karaciğerde sorun yaratır. Hem de nörolojik semptomlar yaratır. Ama gözlerinde Kaiser Fleischer halkaları yok. Nörolojik semptom varsa halkaların görülmesi şart değil. Ya bu tamamen ahlak dışı. Kabul edilebilir bir şey değil. Peki bu kabul edilebilir mi? Anlatalım adama her şeyi. Kadına karaciğerini vermekten vazgeçsin, kadın ölsün. He? 28 yaşında bir kadıncağızın cenazesi, tabutu kabul edilebilir mi? Ahlaki mi senin için? Adam aşık olduğu için, sevdiği kadın için ciğerini veriyor, ciğerini. Ha, yani diyorsun ki biz sadece sevdiğimiz, aşık olduğumuz insanların hayatlarını kurtaralım. Harika bir bakış açısı. Azıcık bencilce ama öyle değil mi? Mantar zehirlenmesi iç kanamaya, karaciğer yetmezliğine ve uyku bozukluğuna yol açabilir. Güzel. Mantar. Mantarlar. Wilson. Kanser. Tamamdır. Üç içinde test yapın. Ama hocam test yapacak vakit yok. Yani nakilden önce yapmamız gereken yaklaşık 80 tane test var. Benim istediğim testlerle nakil öncesi testleri aynı zamanda yapın. Kanser ve Wilson için PET çekin. Safra kanallarına endoskopi yaparken mideden mantar sporları için örnek alın. Bu arada biriniz karaciğere tomografi çeksin, diğeriniz protein CA125 ve CA19,5 baksın. Bu arada eğer birisi gider de adama bir şey söylerse kovulur. Ona göre. Hocam, söylemek zorundayız. Hayır, değiliz. Bizim hastamız o değil. Bizim hastamız kadın. Hadi Zeynep. Ameliyata girdiğinde birinin hastası olacak ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.